Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Celalettin Kurt. Kar. Ayazı sertti. Soğuğu köpeklerin kuyruklarını titretecek kadar kaviydi. Yağdı mı kar, evlerin boyu yağar. Toprakların üzerinden haftalarca kalkmazdı kar. Kar yağardı karların üstüne. Üzerine kar yağardı karların. Kar, bu ilçenin belki de en gökçe, en nadide süsüydü. Birbirlerinin üzerine katlanarak yağan karlar, ayazların sertliğiyle donar, çözülmesi ise çoğu zaman bahar ayını bulurdu. Ayazı sertti. Soğuğu köpeklerin kuyruklarını titretecek kadar kaviydi. Beyazların harmonisinde beyazlardan şenlikler gelirdi Elbistan çocuklarının yüreklerine. Ayaz ve soğuk. İnsanların ta iliklerine kadar işlerdi işlemesine de yine o çocuklar kendileri kadar saf, kendileri kadar temiz olan kardan bir türlü vazgeçemezlerdi. Kışın orta yerinde burunları, kulakları mor havuçlar kadar morarırdı da sokaklar ortasında oynadıkları kar oyunlarından bir türlü ayrılamazlardı. Kimisi kar topu, kimisi kızak peşinde. Anneler çağırırdı. Ahmet, Mehmet, hasta olacaksınız artık eve gelin diye de bu çağırmalar sanki onların umurlarındaydı. Biraz muziplik, birazcık da işin zevkine erme olsa gerek, kerpiç evlerin merdivenleri çalınır, merdivenlerden kızak kayakları yapılırdı. Merdivenlerin her basamağını bir çocuk oturur, şardağının yüce sırtlarından başlayan kayak serüveni pot pot suyunun olduğu mevkiye kadar gelir, merdiven kızaklar zorla durdurulurdu. Tabii bu arada 200-300 metrelik yokuş inişinde merdivenlerden savrulan savrulana. Düşen çocuklardan bazıları düştüğü yerden kalkar tekrar merdiven kızağa binmeye çalışırlardı. Kafaları gözleri yarılarak. Bu işi sadece çocuklar mı yapardı? Bazen büyüklerin bile geceleri merdiven kızaklarla kaydıkları görülürdü. Geceleri kayma sebepleri belki ayıplanma duygusundandı. Ama çocuklarını hatırlayarak kar sefasını sürmeleri geçmiş olan büyük özlemlerindendi. Büyüğü, küçüğü karla hemhaldi bu ilçede. Kar bu ilçenin en gökçe, en masum, en temiz süsüydü. Aradan yıllar geçti. Karlar eskisi kadar yağmaz oldu, yağmamasına da mevcut yağan karların üzerine termik santralinin kararmış, grileşmiş külleri tebelleş oldu. Bir de teknolojiyle gelen kömürlü kalorifer bacalarının kara katmanları düşünce karlar üstüne, karın da tadı kalmadı, çeşitli kar oyunlarının da. Günümüzde eskiden olduğu gibi karlarla hemhal olan çocuklar da kalmadı, büyükler de. Hem nasıl hemhal olsunlar ki? Bütünleşecekleri karın her zerresinde kanserojen madde artıkları toz dumanken. Hadi kar topu oyna, hadi merdiven kızaklarla kayak yap. Gün oldu, birkaç çevre dostu çıktı, feryatlar etti. Çocukluğumuzdaki yağan karı isteriz, suyumuzu, çevremizi temiz isteriz diyerek. Yağan aynı kardı kar olmasına da o masum, o saf, o temiz karın yerinde yeller esiyordu. O bembeyaz karlar yerine inen kar taneleri karaydı. Hem de kömürlerin karasından. Çevre dostlarının bu konuda sözleri ise ne dinlendi ne de çabaları gayle alındı. Hatta gösterdikleri bu çabadan dolayı onlar, Don Kişotlar yel değirmenlerine saldırıyorlar denilerek istihzaya alındı. Tehdit edildikleri dahi görüldü. Çevre kirliliği, insan sağlığı birileri için o kadar da önemli şeyler değildi. Yeter ki onlar kaptıkları köşeleri iyi muhafaza etsinler, makam ve mevkilerinden olmasınlardı. Onlar makam ve mevkilerinden olmadılar. Tuttukları köşeleri iyi muhafaza ettiler etmesine de olanlar da ne yazık ki Elbistan'ın eski bembeyaz karına, insanların sağlığını unuttu. Kanser vakasına yakalananların sayısı çok hızlı bir şekilde artarken, kanserden ölenlerin sayısı da aynı oranda arttı. Adına Poyraz derler. Poyraz gibi esmez esmemesine de yıllardır tutunduğu bir dalı, soylu bir mücadelesi var. Poyraz Poyraz oğlunun. Su der, hava der, çevre der, kar karalaştı der, durur. Katlimize ferman olan katil bacalardan bahseder, yılmadan usanmadan. Çırpınır, didinir Elbistan'ın çevre değerleri üstüne. Yazar, çizer, kim duyar, kim anlarsa. Demeçler verir gazetelere, televizyonlara. Demeçlerinde dev irisi katil bacalar soluklarımızı emiyor. Soluk deliklerimiz tükeniyor. Sularımız çalınıyor. Çevremiz kirleniyor. Kanser oluyoruz. Bir duyan yok mu eyvah? Feveranlara duyulur ettiği lafızlardan da
onu bir türlü duyan olmaz. Bazen olur, kendi mahallinden çıkar, ulusal basına kadar ulaşır, gazetecilere içini döker, ilgililere bari siz duyurun sesimizi diyerek. Onlar da yazarlar, çizerler de yine kimsenin gıkı çıkmaz Elbistan'ın çevre problemlerinden ötürü. Poyraz'ın Poyrazca demeçlerine, çetin mücadelesine rağmen termik santralinin bacaları yine de filtresiz çalışır. Kara katran zehrini kusmaya devam eder. İnsanlar soluksuz kalır. Kanser vakaları artar. Sebze meyveler bile bu zakkumdan nasibini alır. Velakin ne bir ilgili duyar edilen feveranları ne de bir çare bulunur. Bölge esnafı o kurumun parasıyla ayakta kalıyoruz. Çevre insanı oradan ekmek sahibi oluyoruz diyerek duyarsız, umarsız kalırlar. Ekmekler kazanılır kazanılmasına da ya kendi çocuklarının yarınları? İşte bu minvalde bir takım değerler unutulur gider ya da insanlarımız sırf namerde muhtaç olmayalım düşüncesiyle kendilerinin ve çocuklarının yavaş yavaş ölmelerini dahi tercih ederler. Belki namerde muhtaç olmama düşüncesiyle kendi zaviyelerinden haklıdırlar. Ne diyelim, onları böyle bir mecburiyette bırakanlar, o tür düşüncelere iterek duyarsız, umarsız kılanlar utansın. Poyraz, Poyraz, havamız nerede arınır, nerede barınır o eski Elbistan'ımız? İmdat, imdat, gerçekten ölüyoruz Poyraz. Sesin mi kısıldı Poyraz, hani nerede hançerenin inleyen mağarası? El cevap Poyraz, belki sen de usandın, umarsızlığa, duyarsızlığa tahammülün kalmadı. El cevap dediysem de cevap bile vermeyebilirsin. Buna hakkım var. Ne de olsa hiçbir zaman eski Elbistan günlerini yaşayamayacağız. Yaşatamayacağız bundan böyle. Cevap vermeme hakkını haiz olarak yine de sorabilir miyim sana? Sence bir daha yaşar mıyız eskilerde kalan günleri? Hadi bizden geçtik. Çocuklarımız yaşayabilir mi kansersiz, astımsız Elbistan günlerini? Düşünüyorum da. Ayazı sertti. Soğuğu köpeklerin kuyruklarını titretecek kadar kaviydi. Ne zaman? Bir zamanlar. Yalnız o kadar saf, o kadar temizdi ki lapa lapa yağan o eski karlarımız. Bugün ne o eski karlardan ne de eski Elbistan'dan eser var. Yavaş yavaş ölüyoruz çünkü. Ölüyoruz yavaş yavaş. Değil mi Poyraz?